Kıpırdama! Gumball'ın söylediği şey için kullanıyordum. Kara sörfü. Kaykay baba. Evet ama bu yine de neden bir kaykayın olduğunu açıklamıyor. Şey, çünkü ben bir kaykaycıyım. Ne? Neden herkes gülüyor? Bay babanın dışlanmış hissetmemek için güldüğüne eminim. Ama diğerleri numaracı olduğun için gülüyorlar. Ne demek numaracı? Şey, seni hiç kaykay yaparken görmedim. Evet, beni yaparken görmediğim bir sürü şey var. Seni profilden hiç görmediğim gibi mi yani? Ne demek istiyorsun? Şey, diğer türlü çok tuhaf göründüğün için kafanı sürekli 3 çeyreklik açıyla tutman gibi. Bunun neresi numaracı olduğumu kanıtlıyor. Kaykaycı mısın yani? Kesinlikle. Yani kayabiliyorsun. Evet. Yani senden şimdi bu kaykayla bir numara yapmanı istesem yapabilir miydin? Tabii. Harika. Öyleyse bana öğretebilirsin. Ne taktın sen? Neyi varmış? Dostum, güvenlik takımlarını giyemezsin. Sürekli elinde taşırsın ki insanlar giymeyi tercih etmediğini anlasınlar. Ama ya kendimi yaralarsam? O zaman Elmor haftanın başarısız ödülünü alırsın. Ya kendimi çok ama çok kötü yaralarsam? O zaman Elmor ayın başarısız ödülünü alırsın. Merak etme. Kaykaya binmeden önce uygun görünmelisin. Kaykaycılar eski püskü şeyler giyerler ve kemer yerine ayakkabı bağcıkları takarlar. Kıyafetlerini nereden alırlar? İkinci el mağazasından mı? Hayır, kaykay mağazasından. Ne farkı var? Her şey 10 kat daha pahalı. Seni zavallı kuralcı robot. Seni zavallı kuralcı robot. Aynen öyle. Pekala, şimdi kaçık mı süreceksin, normal bir karar vermeliyiz. Şu an biraz kaçık hissediyorum. Kaykayın üstünde durmaktan bahsediyorum dostum. Sağ ayağını mı kullanıyorsun, sol ayağını mı? Bütün ayakların eşit yaratıldığına inanırım. Peki hangi elinle yazıyorsun? Ne? Pekala, kendini ileri ver. O da neydi? Bir tür kaykaycı güven testi olduğunu sandım. Önce hangi ayağını koyacağına dair bir test vardı ya. Pekala, tekrar yap. Tekrar yap demişti. Unut gitsin, hadi yuvarlanalım. Ayrılalım demek istemiştim dostum. Affedersin. Peki kaykayı kim icat etmiş? Aslında gerçek tarihini kimse bilmiyor. Kökenine dair bir sürü gizemli varsayım var. Bak, bilmiyorum ya da sonra internetten bakayım diyebilirsin. Elbette biliyorum. Uzun zaman önce başladı. İşte Lord Hamilton cep saatimizi çalan afacak. Olamaz. Bu adamlardan kaçmanın bir yolunu bulmalıyım. Bu sokakta kullanabileceğim bir şey olabilir. Bizden kaçamazsın ufaklık. Yakaladık. Diyorum ki baylar, bahse varım. Bunlardan bir tür araç yapılabilir. İyi fikir efendim. İyi günler bayım. İyi günler bayım. Hoşça kal. Bak, bu hikaye gerçekten çok saçma ahbap. Önemli değil dostum. Önemli olan kaykayın arkasındaki ruhu anlamak. Pekala, neymiş? Engin ve derin bir felsefe. Genelde skutura binen çocuklarla ve patene binen insanlarla alay etmek. Zihnini sokakla birleştirmek olduğunu sanıyordum. Hayır, yüzün bunun için. Ama önce sana bir kaykay almalıyız. Ben de seni bekliyordum. Ne istiyorsun? Pantolon giymeli. Kardeşim için bir kaykay alacağız. Tam size göre bir şey var. Durun. Bu huş ağacı ve kontraplaktan yapılma. Biraz daha istek bir şeyin var mı? Evet tabii. Bu işte bambu ve fabrika çalışanlarının gözyaşından yapılma. Gözyaşları bambuyu çürütmüş olmalı. Evet. Bir de bu var. İşte bu. Çok iyi seçim. Üstelik sadece 199 lira.